Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım ben Bu Clash Royale videosu sizlerle beraber üçlü çekilişli mücadele etkinliği sizlerle beraber tamamlamaya çalışacağız. Bu video biraz önemli bir video olacak çünkü e, bu etkinlikte yer alan ödüller Clash Royale'daki en çok ödül veren etkinliklerden bir tanesi. İki tane efsane bir joker kart 25.000 altın gibi gayet ciddi metvalarda ödüller barındırıyor. Clash Royale serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Ve daha çok Clash Royale videosu falan gelmesini de istiyorsanız tabii ki de beğeni atıp yorumlar kısmına da paylaşmayı unutmayın bu arada oyunu sesini falan tamamen kapattım Geçen videoda size oyunu sesini bastırıyor falan diye hani ses şurada bile olsa şurada bile olsa her şekilde bastırıyor ondan dolayı oyunu sesini falan komple kapattı O yüzden bir sıkıntı olmayacak ve üçlü çekilişli mücadele nelere dikkat etmeniz gerekir sizlere olabildiği anlatmaya çalışacağım O ne stil biraz değiştirmeye karar verdim daha iyi sonuçlar almaya başladım şimdi Karşı taraf ne alabilir? Mega var, okçular var, mızraklı goblin var. Çok fazla menzil içermeyen kalabalık birlikler içeriyor. Dart goblin alabilirim ama dart goblin durdurmak fazlasıyla kolay. O yüzden uçan makine almayı tercih edeceğim. Çünkü hem daha dayanıklı hem de savunma çok kuvvetli. Buradan işte fake oyundan yapmak için kasırga alabilirim. Her zaman gibi çarpma alabilirim. Ahmet savunmaya daha çok önem vereceğimden dolayı barbar valini alacağım. Çünkü hem tomruk olarak da kullanılabiliyor. Hem de oradaki barbar sayesinde birçok birliği de tutabiliyoruz. Oyalayabiliyoruz. Buradan ben kara prens alacağım. Alan hasarı korumasından dolayı falan. Ee, gece yarısı çok ciddi bir nerf yedi. Artık öldüğünde yarası çıkarmıyor. Öldüğünde 3-4 tane yarası çıkıyor diye artık o olay yok. Öfke alacağım bu sefer. Bu mücadelede hiç öfke kullanmadım. Evet e, sanırım ne yapacağımız belli oldu. Ben golemi çekiyorum abi. Keşke gece yarısını alsaydım. Buradan hatta Yıldırım da alıp oh mis de yapabiliriz, öyle yapacağım zaten. Buradan da tabii ki de e, direkt olabilecek en ucuz kartları almaya çalışacağım. Buradan da Büyülü Okçu alacağım tabii ki. Gece Cadısı yerine Büyülü Okçu gayet iş yapabilir. E, hatta biliyorsunuzdur belki e, Golem-Prens kombosu falan diye bir olay da var. Prensin hasarı epey yüksek olduğundan dolayı. Biz onun Kara Prens versiyonunu yapmaya çalışacağız. Golem'in arkasına koyabilecek çok fazla birliğimiz var. Olucuyu feda edebiliriz. Yani ataksal açıdan çok güzel kartlarımız var. Bu arada adam oynamıyor galiba. Yani ne kadar uzun süre oynamazsa bizim bu kadar işimize gelir. Çünkü kartlarımız bayağı iyi. Bu arada adam afk. <laughs> galiba adama o kadar kötü kartlar verdik ki adam direkt oyunu saldı. Peki, peki. Mükemmel, mükemmel. Süper. Evet sevgili arkadaşlar siz de böyle dikkatli strateji yürüterek bedava oyun kazanabilirsiniz. Hakikaten beklemiyordum var ya. <laughs> Adam da sinirlendi. <laughs> İyi, biz de şöyle bir ağlayalım. Şöyle bir gülelim. Şöyle yapalım. <laughs> Ekmek yoksa pasta kardeşim. Geçmiş olsun. <laughs> bir üstüne şöyle çekişle vuralım kafasına. <laughs> Çok güzel abi. İlk başımızı rahat bir şekilde kazandık. 10 tane destansı joker kart ciddi bir kart oranı bu arada. Gerçekten güzel. Bunları yakın zamanda kullanacağım. Evet bu sefer domuzlar var. Kralet domuzlarını alma ihtimali yüksek. Ben e, ee, defansa önem veriyorum dediğim gibi kralet devini, kralet devini durduramayan çok fazla adam var. Kralet devi kullanacağım be. Bu mücadeleyi hiç kullanmadım. Bor uçan makineden asla sapmam. Uçan makine görürsem direkt alırım. E, atıcı alacağım buradan. Hem gayet iyi bir savunma Şeyi var. Hem de gayet dayanıklı. Buradan dev kar topunu alacağım. Çünkü zaten atıcı buz olduğu için gerek olacağını çok düşünmüyorum. Ee, yıldırım mı alsam buradan? Yok zehir alacağım ya Zehir biraz daha garanti çünkü. Buradan bomba kulesi alacağım. Top biraz dayanıksız kalır. Bomba kulesi en azından hem hayatta kalır hem de patlaması falan ciddi bir etki sağlayabilir. Balıkçıyı alacağım çünkü adam kralet domuzları kullanma ihtimali var. Şimdi karşı taraf elektro ejder alabilir. Silahşör alabilir. Yani eğer bunlardan birini alırsa zaten hiçbir şekilde cehennem ejderi bir işe yaramayacak adam akıllı. Elektro büyücü alabilirim aslında. Ama ben büyülü okşudan yürüyeceğim ya. Çünkü büyülü okşunun uzaktan vurması falan. Çok ciddi menzili olması. işte kralet deviyle beraber falan destek olabilmesi. Bence işimize yarar. Şöyle yapacağım ben. Umarım uçan makine öne geçmez. Geçti galiba. Aynen. Aa geçmedi çok güzel. Çok güzel abi. Ama o alev ruhu yüzünden yapacak bir şey yok. Şöyle zehrimizi atalım. Fırında sorun çıkarmasını istemiyorum. Hem fırını ekart etmiş olduk hem de garanti bir şekilde kuleyi almış olduk. Ben buradan tabii ki de şöyle bomba kulesini bırakıyorum. Kuleyi evet alamadık ama hani almış kadar olduk diyebiliriz. Adam bayağı vuracak. Bomba kulesinin hasarı da prense değmedi. Değseydi bu kadar vuramazdı. En kötü bin yüzlerde canımız olurdu ama olsun en azından bir hasar takasında önleyiz. Adamın az çok neler yapabileceğinden haberdar şimdi. Prensesini falan böyle toksik bir şekilde kullanma ihtimal çok yüksek. Şöyle hemen büyülü okçumuzu kullanalım. Bu arada Elektro Ejder balıkçımızı ekart edebilir. Bu gayet tehlikeli bir senaryo. Dikkatli kullanmamız gerekiyor balıkçıyı. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle biz atıcıyı bir sağ tarafa doğru kullanalım. Ne olur ne olmaz. Tamam büyülü okçu ölmüş olabilir ama sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şöyle zehrimizi sol tarafa kullanalım ki hem sol kuleye hasar verelim. Sol kuleye alma şansımız zaten bu uçan makine zaten menzilinden dolayı prenses vurmadan zaten gördüğünüz gibi kuleye yapıştırdı bir tane. Şöyle yapalım, riske atmayalım. Güzel hem bomba kulesini koruduk, hem balıkçı yaşıyor. Tabii şu an yaşaması çok da önemli değil ama Cık. sağ taraf sağ taraf çok fazla vurdu ya. Sağ tarafı aynı hasara vurdu bu arada ya. Mezarlık mezarlığı hiç düşünmedim, hiç bile etmedim yani. Ya adamı rush saldırmam gerekiyor ama yani riskli, çok riskli. Ben şu kuleyi alayım en iyisi. O kuleyi bir alayım. Garanti olsun. Belki savunuruz falan. O sayede oyunu kazanırız. Hiç belli olmaz. Tamam. Prenses öldü. Tamam. Şöyle kullanalım bir bomba kulesini. Şu ortaya doğru defansif olarak kullanalım. Ne olur ne olmaz. Belki adam aynen mezarlık attı. O adamda dondurma varmış. Andaki. Adamda dondurma varmış. Biz de o zaman kraliyet bile sağ tarafa yapıştıralım. Pek de yapıştıramadık ama. En azından vuruş. En azından bir iki tane vursak kar. Aynen bir tane burada en azından. Ama adamın alma ihtimali şu anda baya yüksek. Çünkü soğuk kulenin canı da 540 kaldı. İki tane vuracak o prensesi ya. Aldı adam ya. Dondurmasını da attı ama okçum yaşıyor. 97 el, 97 can. Hadi, son şansımız. Alırsak mükemmel olur. Orada kralette bir yön değiştirmeseydi var ya. Ya orada kralette bir yön değiştirdi ya. Ay çok kötü oldu o ya. Belki hala alabiliriz ama. Bir, iki. Hadi. Dev kar topuna düşecek. Abi şaka gibi. Abi şaka gibi ya. Ya benim sol tarafta ne vardı ya? Prensesin olduğu tarafta bir şey vardı. O yaşıyor olsaydı almıştık. Anla ki abi ama elimizden geleni yaptık yani. Elimizden geleni fazlasını yaptık. Çok can kaybettik ya. Aşırı fazla can kaybettik ya. Hmm, koş birincisi var. Ben ilk sayını çekeyim o zaman ya. Ne olur ne olmaz. Hep savunma olarak hem atak olarak kullanabileyim diye. Buradan da atıcıyı alacağım tekrardan. Atıcı fena iş yapmadı aslında ama birazcık iş, işlevsiz kaldı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Buradan balıkçı alacağım ben tekrardan. Koş bincisi falan çekmek için. Elektrolojileri bu sefer alacağım kesinlikle. Hiç ka karşıma gelmemişti zaten. Elip barbarları alabilirim. Ama X'in maliyetimiz fazla yüksek. O yüzden mini pekka alacağım. Zaten kulemiz var. Buradan tomuru alacağım. Koş bincisini kanıtlamak amaçlı ağırlıklı olarak. Uçağın makineyi yine alacağım. Uçağı makine çok fazla iş yaptı. Ee, yıldırım alabilirim. Deprem alacağım. Belki adam bina kartı bir şey falan alır. Yani çünkü geçen tur gördüğünüz deprem olsaydı deprem alırdı. Fırın hayat kurtardı yani. Fır Adamın fırında hayat kurtardı. Ama elimizden geleni yaptık yani. Andaki o prenses prenses işi bayağı bozdu. Tamam adamda zehir var. Bizde Allah'tan zehirlik çok da bir şey yok. O uçan makine iki tane vuracak. Güzel. iki tane. Bedavadan asar. Bedavadan asar abi. Güzel. Yıldırım olsaydı direkt silah şunu kafasına atardım ama yıldırımımız yok. Çekelim mi hatta onu ya? Bir çekelim bakalım. Balı can kaybesi. Çok da problem değil. Güzel abi. Güzel abi. Prensin şarjını vurmasına da izin vermedim orada. Balıçayla yaşıyor. Tamam şarjlanıp vuramayacak en azından prens Yani bedavadan savunmuş olduk aslında Şu an bedavadan Hem koç bincisini hem de Prensi tutmuş olduk bu şekilde Ben yani şöyle hepsini beraber kullanacağım Ah be adamda muhafızlar var Olabilecek en kötü senaryo X'in en büyük counterlarından biri çünkü Muhafızlar Sağ tarafı da baya vurdular hatta Baya vurdular ya hani Gereksiz fazla Şöyle yapalım. Allah'tan atıcımız var. Yani adamı çok rahat counterlayabiliyoruz. Bir prensini counterlayamıyoruz. O da ağır bir birim olduğundan dolayı. Avantajlıyız ama. Adam çok fazla iksiri kullandı. Ben de bayağı iksiri kullanıp Eşitlendik gibi bir şey ama biz genel olarak adamı counterlıyoruz. Mini pekkamız da var. Yani bu olası bir ağır birliğe karşı falan. Şöyle balıkçı bir çekerse yer. Oh. Mini pekka yetiştirdi. Mini Pekka'nın menzili yetişmeseydi belki vurabilirdi. Aha küçük genişte vuracak. Vallahi da vurdu. Adam hatta çarpma üstüne korkudan. Vuramayacaktı aslında ikinciyi. Çünkü hani 1.7 saniyede bir vuruyor ya, yani. Çok fazla yavaşlatıyor o. Hani buz büyücüsü Mini Pekka tarzı birliklere vurduğunda aşırı fazla yavaşlatıyor. Bu arada elektro sen cansın. Bu arada atıcının kaya menzilini gördünüz değil mi? Oradan buz büyücüsünü de almış oldu bedavadan. Çok güzel. Muhafızları kullanması gerekiyor. Kullandı. Ben böyle X sayını sürekli deneye deneye yani sürekli kullanmayı deneyeceğim. Yani ne olursa olsun fark etmez. Sürekli deneyeceğim böyle çünkü olası bir atak tutturursam hiçbir şansı kalmayacak adamın. Elektro rejine ve güvendiğim için tomruk atmadım. İyi ki de atmadım. Gerek kalmadı. İki taraftan da çok vurduk. Adam yine çarpmasını kullandı. He, at basa vurur muydu Milli Pekka? Evet vururdu ama çarpmasını feda etmek zorunda kaldı. Düşünün yani o kadar çok korkutuyoruz adama. Ben şöyle bir deneyeceğim. Sağ tarafa deneyeceğim. Tamam vur vuruyor. Vuruyor vuruyor. Çok güzel. Çok güzel abi. Şöyle hatta tomruğu da atalım. X sayı alabilir mi bilmiyorum ama. Oha bu arada sağ taraftan vuruyor. Sol taraftan vuruyor. Aldık aldık. Çok güzel. Sol tarafta ne oldu bilmiyorum. Bir baktım koç birincisi kuleye vardı falan ama biz Allah'tan sağ tarafı çok iyi oynadık ve kuleyi aldık. 10.000 altınımızı da kazandık. Bu maçı da kazanırsak hem mücadeleyi tamamlamış olacağız. Hem de bir tane daha efsane bir joker kart bizim de olacak. Ee, neyle oynasam? Tazıyla oynamam daha garanti olacak sanki ya. Yani hem balon hem koç falan. Alev topu alacağım. X'in maliyetimi çok yükseltmek istemiyorum. İskelet ordusu alacağım. Buradan kesinlikle bir top arabası. Biraz da savunma üzerine oynamamız gerekiyor. Buradan da şifacı alacağım. Şifacı ile güzel oyunlar yapabilirim. Uçan makine yine olacak tabii ki. Ya yani uçan makine benim vazgeçilmezim. Bu arada karşıda hem elektro ejder hem de şop birliği var. Büyülü alırsam ee, balona hasar yetmeyebilir o yüzden avcı alacağım. Hem de ağır birimleri falan tutmak amaçlı bayağı bir iş yapabilir. Bizde zaten yerde geri gayet iyi tutabilecek birlikler var o yüzden dev kar topunu alacağım. Kasırgada biraz tehlikeli olabildiğinden dolayı ben biraz garanti almak istiyorum burada. Yoksa kasırgada çok iyi bir şey. Şöyle yapalım. Zaten direkt olarak alev ruhunu counterlamış oluyoruz bu şekilde şifacı kendi kendi iyileşebildiğinden dolayı. Bu iyi ki de kar topunu almışız. Şöyle yapalım. Zınk. Tamam. Zaten koş binisi tekrar şarjlanana kadar çok da ölmüş olacağından dolayı yaptığımız hamle başarılı oldu. Şöyle uçağın makineyi hemen kullanalım. Belki kuleye varır, vurur. Hiç belli olmaz. Tamam. Prenses şey yapar. Prensi biraz dürter. Bir şey atmama gerek var mı? Evet var. Kesinlikle var. Şöyle şifacıyı atayım. Yerden illaki bir şey atacaktır. Çünkü avcıyı atarsam kendimi bir ciddi anlamda tehlike yapmış olurum. Çünkü avcı bayağı bir vuruyor biliyorsunuz ki yakından. Ve hani defansif olarak da kullanmak mümkün. Defansif derken yani agresif olarak kullanmak mümkün. Çünkü avcı öyle kolay kolay ölmüyor. Biraz dayanıklı. Top arabası gibi. Hani silah şöyle falan kıyasla daha dayanıklı. Silah şöyle büyüyecek kıyasla daha dayanıklı olduğundan. Tabii ki de garanti alacağım ben burada. Bir tane daha vursun avcı süpersin. İyi Allah'tan kuleye vuramadı atıcı. Kuleye vurur diye o kadar çok korktum ki o kaya bayağı bir gidiyor çünkü. Kesin alev ruhu da atacak bu arada bu. O yüzden ben şu tarafa doğru atacağım. Bunda büyü olarak ne var acaba ya? Çarpma mı var? Tomruk mu var? Büyülere hiç bakmadım. Keşke baksaydım. Keşke ona biraz dikkat etseydim. İki tane iskelet vurdu orada. Güzel. Güzel. Bedava sar. Bedava sar yani. Tazıyı şimdi kullanmaya başlayacağım. Yavaştan. Ama önce ikisi biriktirmek istiyorum. Adamın daha tazımdan hiçbir şekilde haberi yok. Şimdi kullanacağım. Şimdi de kullanacağım abi. Ama keşke kullanmasaydım pişman olmadım değil. Tamam. Mega yaşamıyor olsaydı baya bir fark yaratırdı. Yani baya fazla vurabilirdik normalden. Mevcut hasardan çok daha fazla vurabilirdik ama yapacak bir şey yok. Bu arada garantiye almak amaçlı. Dev kar topunu yapıştırdım. Şuradan uçan makineyle ben şu elektro ejderi bir alalım. Ya abi. Aa ölmedi bu arada uçan makine. Süper. Ölü da yaşadı valla. Ölü da çok güzel iş yaptı. O bir tane vurur bu arada. Bir tane her şekilde vuruyor. Ölü canlı olması bazen daha çok işimize gelebiliyor hatta. Harika bir şey gerçekten. Şöyle yapacağım ben bir. Belki mega'ya gelmeyecek. Hatta gelmedi. Ama çok da problem değil. Sıkıntı yok. Şöyle top arabasını direkt ortaya atacağım. Çünkü avcının kesinlikle yaşaması gerekiyor ve top arabası dayanıklı olduğundan dolayı kendisine güveniyorum. Çok güzel abi. Atıcı yaşamıyor olsaydı o atıştan sonra iyiydi ama. Neyse en azından vuramadı. Şu an bayağı çekişmeli gidiyor. Alev topum var büyü olarak. Avantajım olabilecek şeyim var. Ah be ya prens vurdu. Yapacak hiçbir şey yok. Andaki abi kaybettik herhalde buradan. Aynen. Aynen kaybettik. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Adam bizi orada çok güzel tuttu yani gerçekten. Keşke laftasını biraz daha bekleseydim ama uygun bir zaman olacağını düşündüm. Ama yani adam bir yerden baya bodozlama saldırabiliyordu. O yüzden e, tutamadık. Yüz taş da tabii ki de vermeyeceğim. E, maalesef ki şu efsanevi joker kartı da alabileceğiz. Neyse çok da problem değil. Ben zaten bazı efsanevide falan maksadımdan dolayı. En kötü 20.000 altına istediğim efsanevi alırım. Ben 100.000 altına büyük ihtimal bir kartı falan makslamayı düşünüyorum. Belki şövalye maksarım. Ee, belki mini pekkayı falan 12 yaparım. Ya da bilmiyorum bakarım. Çok da emin değilim ne yapacağım konusunda. Evet bu videomuzda bu şekilleri umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir ve umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoda da 18 dakika olmuş fazla bile. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka oyun seyirlerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bu arada bundan sonraki video Asfalt 9 olacak. Videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz eğer haberiniz olsun diye söylemek isterim. Neyse bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.